Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında kaydettiği önemli gelişmelere dair her geçen gün farklı yeni haberler veriyoruz. Zaten rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Mesela sektörün 2014 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %18.7 artarak 1 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda hiç kuşkusuz en büyük katkıyı sağlayanlardan biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, kısa adıyla TAİ. 2014'te 1 milyar dolara aşkın bir ciro yakalayan TAİ'nin ihracat performansı yaklaşık 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. TAİ'nin ihracatındaki en önemli kalemleri iki büyük imalatçı, Boeing ve Airbus için tasarlayıp ürettiği uçak parçaları oluşturuyor. Avrupalı Airbus'la TAİ arasında ilişki 20 yıl önce A320 ailesinin 18 numaralı gövde panellerinin üretimiyle başladı. 2014 yılından itibaren ise TAİ bu panelleri üreten tek tedarikçi oldu. Şirket şimdi de A320 ailesinin 19 numaralı gövde panelini üretecek. Konuyla ilgili anlaşma için Ankara'daki TAİ tesislerinde bir tören düzenlendi. Törene TAİ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin, TAİ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Airbus Grup ve Airbus Satın Alma Direktörü Klaus Richter, Airbus Grup Tedarik Başkanı François Meri, SHGM Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve TAİ çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından Airbus A320 ailesinin 19 numaralı panelinin TAİ tarafından üretileceğine dair anlaşma imzalandı. Törenin ardından 2 yıl önce üretimine başlanan 3 adet A330 kuyruk dümeni Airbus Beluga'lara yüklendi. TAİ Airbus'a ayrıca A350XWB için aileronların tasarım ve imalatını yapıyor. Askeri alanda ise Türk Silahlı Kuvvetleri filosuna katılan A400M askeri nakliye uçaklarına orta gövde kuyruk konisi, aileron, spoiler, su ve aydınlatma sistemlerinin hem tasarımını hem de üretimini gerçekleştiriyor. TAİ bu süreçte çok gelişti. Bu projeleri almasının en önemli gerekçesi de bu bence. A350 Extra Wide Body projesi şu anda başlangıç aşamasında. Ayrıca A320 NEO'yu yeni lanse ettik. A350, NEO ve A320 ailesinin satışlarının artmasıyla TAİ'ye düşen görevler de artıyor olacak. TAİ ile ABD'li Boeing arasındaki işbirliği ise bugün için 787 Dreamliner uçaklarında sürüyor. Kompozit gövdeli uçağın elevatörü dünyada sadece TAİ'de üretiliyor. Ayrıca 787'nin kargo bariyeriyle muhtelif platformlarda kullanılan alt komponentlerin tedarikçisi de TAİ. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TAİ, dünya sivil ve askeri uçak sanayinin yanı sıra milli projelere de imza atıyor. Bunlar arasında eğitim uçağı Hürkuş, insansız hava aracı Anka ve Atak helikopteri konusunda üretim ve sertifikasyon çalışmaları sürüyor. Hürkuş'un uçuş testleri devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşallah EASA'dan sertifikasyon faaliyetlerini tamamlamayı ümit ediyoruz. Türk Hava Kuvvetlerimiz 15 tane sipariş vermiş durumda. O seri üretime yönelik faaliyetler de bir yandan devam ediyor. Atakların teslimatları kısmen yapıldı. Daha teslim edeceğimiz ürünlerimiz var. Dünyada da değişik ülkelerden Atak helikopterine talepler var. İnsan hava araçları grubumuzda Anka'nın A'sı, B'si, bunların kalifikasyonu, sertifikasyonu, olgunlaştırılması, geliştirilmesi, bütün bunlar istenilen noktaya geldi. Hava kuvvetlerimizde S diye adlandırdığımız uydu haberleşme özelliğinde sahip olan konfigürasyonun seri üretimi devam ediyor. Bununla ilgili de yurt içinde ve yurt dışında değişik müşterilerimiz talepkar. Anka'da kendi sınıfında oldukça iddialı bir ürün. Bugüne kadar 8 adet Atak helikopteri teslim eden TAİ, Ankara'da ilk teslimatları 2016 yılında, Hürkuş B'de ise 2018'de yapmayı planlıyor. Özgün helikopter geliştirme konusunda belli bir aşamayı geride bırakan TAİ'nin önündeki en önemli proje, hiç kuşkusuz milli muharip uçak. Yeni verilecek görevlerle ilgili motivasyonumuz oldukça yüksek. Bildiğiniz gibi milli muharip uçağı projesinde devletimize bir fizibilite raporu
takdim ettik. İncelemeleri sonuçlandı ve Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde bir görevlendirme çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta 5-8 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 12. kez kapılarını açacak. Airport olarak fuarı yakından takip edip Türk havacılık, uzay ve savunma sanayinin geldiği noktayı daha yakından gözleme imkanımız olacak.